geçti ve bu sürecin 22 yılında AKP iktidardadır. İktidarlarının ilk gününden beri de katliamcı zihniyetin lehinde taraf olmuştur. Katillerin avukatlığını yapanları milletvekili yaparak işe başlayan AKP, sonunda suçları sabit olan ve hüküm giyen katilleri de affederek serbest bırakmış. Buna karşı işlenmiş bir suç olan bu katliamın yapıldığı Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması yönündeki taleplerimizin karşılanması bir yana, cezaevinde kaç kişinin tutuklu olduğu ile ilgili dahi bilgi verilmemektedir. Şu günlerde siyasette normalleşmeden bahsedilmektedir. Eğer normalleşme adına bir adım atılacaksa işe, Diyanet İşleri'nin bütçesini tamamen sıfırlayarak, okullarda zorla verilen din derslerini kaldırarak, Alevi köylerine cami yapılmasından vazgeçilerek, AHİM'in Aleviler ile ilgili verdiği kararları uygulayarak ve Madımak Oteli'ni utanç müzesi yaparak başlanmalıdır. Asimilasyonun ve inkar suç kapsamına alındığı her türlü nefret söyleminin yasaklandığı bir iklim yaratarak normalleşme olacaktır. Normalleşme tek adam rejiminden vazgeçilerek tüm kimliklerin eşit olarak temsil edildiği parlamenter sisteme geçiş ile olacaktır. Sivas'ı